Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir efe yeleği, ata yeleği çalışacağım Allah izin verirse. Bakın ben 2,5-3 yaşa kadar giyebilecek bir tane çalıştım. Bayağı güzel oldu. Arkası da şu şekilde. İnşallah bu yeleğimizi baştan sona kadar anlatmaya çalışacağım Allah izin verirse. Sayılarını, santimlerini tek tek vereceğim. Şu önümdeki yeleği, örmüş olduğum yeleği 3,5 numara şişle orta kalınlıkta bir iple ördüm. 3 ilmeyle başladım. 30 ilme oluncaya kadar bir bir arttırdım şu kısımlarını. Şu üçgenlerini 30 ilme oluncaya kadar şuraya kadar arttırdım. 30 ilmeden sonra 5 sağdan 5 soldan olmak üzere 10 tane ilme daha arttırdım. İlmemi 40'a tamamladım. Bu 40 ilmeği 50 diş 50 sıra oluncaya kadar şu kısım 50 sıra 50 sıra oluncaya kadar ördüm. Şu 40'a tamamlayınca şu kahve çekirdeği dediğimiz bu modeli kurdum. Ben bunda iki tane çalıştım. İki model çalıştım. Diğer öreceğim modelimde 3 tane çalışacağım. 25-26 diş sırada üst kısımda çalıştım. Üst kısmı, koltuk kısmını çalıştım. Koltuktan sonraki kısmını çalıştım. Arkasını ise 28 ilme başladım. 28 ilme başladım. Bu 28 ilmeği 36 ilme oluncaya kadar bir taraflı arttırdım. Bakın bir tarafı düz. Bir tarafı bakın oymalı V şeklinde şu V'yi çalışmak için. Diğer tarafını da aynı şekilde aynı sıraya geldiğinde her ikisi de 36 ilme olduğunda şişimi tek bir şişe aldım ve aynı şekilde burayı da aynı 50 sıra tamamladım. 50 sıradan sonra 7 ilme koltuk kestim. Bu 7 ilmeği gidiş gelişlerde birer defa olmak üzere kestim. 26 sırada arkadan koltuk kısmından ördüm ve yeleğimi tamamladım. Şu köprüyü de 8 ilme başladım. 8 ilmeği 25 sırayla tamamladım bakın. Ve iki parmak parmağımla iki parmak ördüm bunu. İki parmak da buradan yukarısından koydum ve düğmelerle birlikte sabitledim buraya. Çok şık ve güzel bir yelek oldu. Tam efe yeleği oldu yani. İnşallah ben şimdi arkadaşlar bir hatırlatmak babında şöyle bir şey söylemek istiyorum. İpiniz ne kadar kalın olursa şişiniz o kadar kalın olacak. İpiniz kalın, şişiniz de numarası büyük olursa İster istemez o zaman işiniz de büyük olacaktır. İp ince, şiş sayısı da küçük olursa ilmeleriniz artsa bile yeleğiniz, işiniz küçük olacaktır. Yeleğinizi ve yaptığınız işi önce şişinizi, ipinize göre, ipinizi de şişinize göre ayarlayın. Ona göre başlayın. Şimdi ben bir orta kalınlıkta bir ip mavi güzel bir bebe çok hoşuma gitti rengi onun için aldım. Şöyle ortasından çıkartıyorum. Bu ipe ancak 4 numarayla örebilirim. 4 numarayla ördüğüm için şöyle yapayım. Evet.
Ben bu ipim hem kalın hem şişim kalın olduğu için 5 ilme eksik yapacağım. Ben bunu 26 ilme başlayacağım. 36 ilme ile 4 ilmek eksik başlayacağım. 36 ilme ile örgüme devam edeceğim. Bakın 3 tane ben ilme attım burada. Bu 3 ilmeyi hemen arkadan bir düğüm atıyorum. Ve bir sıra örüp bakın bismillah. Bir sıra ördüm. Öne geldim. Bir taneyi örüyorum. Bir tane gizli arttırma yapıyorum bakın. Ve örmeme devam ediyorum. Ta ki burada 26 ilme oluncaya kadar. Kenarını örüyorum. Tekrar bir tane daha arttırıyorum. Evet. Bakın örüyorum. Dönüşlerde arttırıyorum. Hep dönüşlerde oluyor artış artmalarım. Artışlar dönüşlerde oluyor. Evet, dönüyorum. Hep sağ taraftan arttırıyorum yani. Bir tane ördüm, arttırdım. Tekrar döndüm. Bir tane ördüm. Tekrar arttırıyorum. Artmalarım hep sağ taraftan oluyor. Döndüm. Yine aynı şekilde kenarımı örüyorum ve arttırıyorum. Çevirip kenardaki ilmeği örüp o bir ilmenin hemen kenarından arttırıyorum. Evet. Bu şekilde 26 ilme oluncaya kadar öreceğim. Evet. Ben 26 ilme yaptım. Bakın burası 30 ilme. Ama benim yaptığım 26 ilme. 26 ilme 30 ilmeye denk geldi. Evet. Şimdi ben burada 5 tane arttırma yapacağım. Hem sağdan hem soldan artma yapacağım. Bir, iki, 3 4 4 tane ilme attım. 4 ilmeği 5'e tamamlayacağım. Bakın. 1 2 3
4. Şimdi burada bakın bir tane boşluk oluştu. Şu boşluk olmasın diye şu ilmeği de örüyorum. Bakın şuraya 2, 4, 5 tane oldu. Bakın şurada çirkinlik, boşluk oluşmasın diye 5. ilmeği şuradan arttırıyorum. Sıra sonuna kadar gideceğim. Sıra sonunda 5 tane ilme de diğer taraftan arttıracağım inşallah. Otuz altı tane ilmem oldu. Bu 36 tane ilme şu 40 ilmeğe denk geliyor. Bir, iki, üç, dört. Evet. Boşluk oluşmasın diye 5. ilmeği ben şuradan arttırıyorum. Bakın. Şurada 5 tane ilmemiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu sağ döş yapacağım. Sağ döş yaptığım için sağ tarafından şu kenar selaneğini yapacağım. Bakın. İki, dört, beş. Şu altıncı ilmeği bir alttan alarak selanik olarak örüyorum. Diğer 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeği kenar ilmeğim olarak seçtim. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu 6. ilmeden sonra 8 tane ilme yapacağım. Bakın 8 tane haroş öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşadan sonra 3 tane düz öreceğim. 1, 2, 3. 3 diş haroşadan sonra düz 3 tane düzden sonra 2 tane haroşa yapıyorum. Tekrar yeniden bakın. Yeniden 1 2 3 3 tane düz yapıyorum. Bunu da ilmelerim az olduğu için bunu da 2 tane götüreyim. Bakın bu 26 tane ilmem. 36 tane ilmem pardon. 40 ilmeğe denk geldi bakın. Hem şişim kalın hem ipim kalın. O yüzden ölçümü tutturabilmek için ölçerek yapıyorum. Ve buna tam denk geldi. 2 tane koyum yeter. 3 koyacaktım ama 2 koysam yeterlidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane koysam mı acaba? Kararsız kaldım. Tane kalıyor 8 2 4 6 8 9 tane ilmem kalıyor. Tamam neyse 1 2 3 tane daha koyuyorum. Bakın 1
2-3 tane model koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de haroşa kaldı koltuk kısmında. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 4, 6, 8, 9. Bakın o 3 tanesini ters olarak ördüm. Arka sırada, bu arka sırada sürekli ters olarak, haroşa olarak örüp gideceğiz. Herhangi bir ilme değiştirmemize gerek yok. Şimdi ben bir sıra daha gidip geleceğim. Bir sıradan sonra şu modelimizi kuracağım inşallah. Şu selaniyemiz, selaniyemizi normal düz olarak örmüyoruz da bir alttaki ilmeden alıyoruz. Bakın şu şekilde bir alt ilmeden alıyoruz. Dört, beş. Evet. Bakın yerlerimiz de belli olmaya başladı. Evet arkadaşlar, şu anda bakın da yerimiz belli oldu, ön kısmımız, şu ön bant kısmı. Şimdi de modelimiz, bakın 3 tane model kurdum, modelimiz, üçünü bir topluyorum. Bakın arkadan düz olarak bir ilmenin içinden 3 tane ilme çıkartıyorum. Evet, diğer iki haroşayı örüyorum. Aynı şekilde bakın 3 tane ilmem oldu. Yine iki haroşa, üçünü bir toplayıp o üçünün içinden arkadan düz olarak 3 tane ilme çıkartıyorum. Evet. Şimdi arkadan örüp geleceğiz. Evet arkadaşlar, ben örgümü örmeye devam ediyorum. Şimdi bir tane daha şunun kurulumunu göstereceğim size inşallah. Modelimi ben şu model tam ortaya gelmediği için koltuk kısmına sol tarafı kaydığı için söktüm, tekrar başladım. Bakın 5 ilme burada var, bir de burada var, 6 ilme. 6 ilme de burada var. Şurada 13 tane ilme var. 13 tane ilmeden sonra 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz. 11 ilmede ters olmak üzere bakın şurayı 11 ilmeden kurdum. 36 ilmeydi tamamı. 36. Şu ise, şu kahverengi modelim ise 40 ilmeden oluşuyor. Bakın 5 ilme düğmelerin bant kısmı, bir tane de ortada giden selanik, 10 tane düz, 2 tane bu ikili olduğu için şu ilmelerimizin sayısını ben modele verdim. Daha gösterişli, daha güzel olsun diye her model aynı olmasını istemiyorum. Ördüm bir tane, bu da değişik olsun istedim. Dediğim gibi şu modelimiz 5 tane kenar bantı, bir tane düzümüz, 10 tane haroşamız, 2 tane düz, 2 haroşa
pardon, 3 düz, 2 haroşa 3 düz ve 16 tane ilmek var. Koltuk kısmında, şu kısmında 16 tane ilme var. Bu şekilde kurdum. Bakın, 6 sırada bir topladım bunun modelini. Bunu ise bakın 4 sırada bir topladım. Hemen hemen denk geldi bakın. Bunun için çok büyük olsun istemiyorum şu araları. Şimdi ben modelimi örmeye devam edeceğim. Bunun bakın şu orta kısmına şu üçüncü model tam denk geldi ve çok güzel durdu. İnşallah bitince de çok güzel olacak. Paylaşacağız, beraber öreceğiz sizinle birlikte. Bu sağ döşümüz. Ben bu koltuk kısmına kadar örmeye devam edeceğim. Koltuk kısmına gelince ben bir tane öreyim modelimi. Şu şekilde. Bakın. Ön sırada hiçbir işlem yapmadan şurada örüyorum. Düz olarak arkadan bakın. 3 ilmemi şu 3 düzümü arkadan üçünü bir alıyorum. İçinden ilmek çıkartıp tekrar bir tane daha çıkartıyorum. 3 tane ilmem. O 3'ü büzdüğüm içinden 3 tane daha çıkartıyorum. 1 2 tane ters örüyorum, haroşa örüyorum. 3'ü tekrar örüyorum bakın. Tekrar 2 tane haroşa. Üçünü bir toplayıp düzüp içinden 3 tane ilme çıkartıyorum. Ve bu sonda kalan 11 ilmeği haroşa olarak böleceğim. 4 sırada bir 2 defa gidip gelip 3. sırada kesiyorum bakın. Tam 1 2 3. sırada kesiyorum. 4 defa 2'nin bir gidiş bir geliş 2 oluyor. Bakın 2 haroşanız 2 sıra olduğu için 4 sırada bir 5. sırada modelimi kuruyorum. Ben inşallah koltuk kısmına geldiğim zaman tekrar orayı da birlikte öreriz. İnşallah ben burayı öreyim. Koltuk kısmında da. Videolarım ister istemez uzun oluyor. Uzun olmasını istemiyorum ama kolay da örülmüyor. Hemen kısa zamanda örülmüyor. Saatlerini alıyor insanın. Bir video çekmem benim saatlerimi alıyor inanın. Bakın şu kenar kısmındaki ösel bir alttan alıyorum. Sadece bu, başka bir şey yok. Evet arkadaşlar, diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Bakın şu anda 42 sıra attım. Kahverengi yeleğime 50 diş haroşa örmüştüm. Buna da 42 ördüm. Bakın 42 ördüğüm halde tam geldi. Evet, şimdi şu arka kısımdan 5 tane haroşa örüyorum. Bakın 2 4 5. Hemen bir tane 6. ilmeği selaneye çeviriyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Şimdi bu sağ döşümüze düğmelerimiz dikilecek. İlik gibi açmadım. Diğer sol ön kısma ilik eve açacağım inşallah. Şimdi burada
Selaniğimi de bakın. Şuradan örmüyorum. Bir alttan alıyorum. İlmeği. Yani iki sıra bir sıra olmuş oluyor. Şimdi ön yüzdeyim. Bir, iki, üç, dört, beş. Altıncı ilmeği de örüyorum. Bakın, altıncı ilmeği örüp şu yedi ve sekizinci ilmelerimi bir öbür sırada, bu sırada kesmeyeceğim. Bakın, bir sıra sonra keseceğim. Şimdi ben bu sırada tamamen ilmelerimi, şu modellerimi iptal ediyorum. Haroşaya çeviriyorum. Modellerim artık bitti. Bakın şu kısımdayım. Şöyle göstereyim size. Şu kısımdayım. Şu kısmı örüyorum. Hem arkada hem de önde haroşa olarak örüp gideceğim. Şimdi bakın 2 4 5 şu da 6. 6 ve 7'ye bu sırada kesiyorum. Bak, 6 ve 7. ilmeği burada koltuk koyacağım. Koltuk keseceğim. Beş, altıncısı. Bakın, şurada döndüm. Altı ve yedinci ilmelerimi ikisini bir örüyorum. Bak. Tekrar döndüm. 1 2 3 4 5. Şu 6. ilmeği Selanik olarak örüyorum. Bakın şu ikisini bir arkadan, bakın hiç öbür tarafa gitmeden ben bunu kesiyorum. Kaç tane oldu? 1, 2, 3 tane oldu. Bir tane daha keseceğim. Bakın. Bu 6. ilmeği Selanik yapıyorum. Şu yanındaki ilmeği ile diğer ilmeği ikisini bir örüyorum. Bak. Bir örüyorum. Dönüyorum. Döndüğüm zaman o ördüğüm ilmeği, bakın ipim önümde, örmeden boş olarak alıyorum. Diğer bu 6 ilmeği örüp dönüyorum. Bakın 1, 2, 3. Bunun da 4 oldu. 4 tane ilmeği kestim. Şimdi bu sıra tamamen öreceğim. Bunun 5 oldu.
koltuğu bir sıra önce kesiyorum. Döş oyuntusunu, ön oyuntusunu bir sıra sonraya bırakıyorum. Evet. Şimdi ön yüzdeyim. Bakın. 2, 3, 4, 5. Bir tane de o 6. ilmeğim var. 7 ve 8. ilmeği birlikte örüp bakın döş oyuntumu oymaya başlıyorum. Evet. Şu ön kısmını, döş kısmını önden kesiyorum. Şu koltuk kısmını arkadan kesiyorum. Sağ ve sol da değişiyor. Sağ döşü keserken önde, sol döşü keserken evet. Bu da son ilmem. Bakın son ilmeği, son kesimimi 6 tane ilmek kestim. 4 tane bir anda kestim. 2 de örerek kesiyorum. İki ilmek kalıncaya kadar bu şekilde keseceğim. Ön kısmını keseceğim. Koltuk kesimi bitti artık. Koltuğu kesmiyorum. Koltuk bundan sonra düz olarak çıkacak. Bakın. Evet. Şu 6. ilmenin yanındakini ikisini bir alıyorum. Koltuktan 6 tane ilmek kestim. 4 tanesini bir sırada, 2 tanesini bir ör, bir kes yaptım. Şu şekilde. Evet. Koltuk bundan sonra düz çıkacak. Sadece ön tarafından, döşünden keseceğim. Ta ki 22 ilmek kalıncaya kadar. 22 ilmek olduktan sonra ben 23 sıra haroşa öreceğim. Ondan sonra komplesini birden keseceğim diye. Bakın ön sırada kesiyorum. Bakın belli olmaya başladı. Evet. Ben öreyim inşallah 22 ilmeğe düşüreyim. Tekrar geleyim. Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde göstereyim.
Şurada 24-25 tane ilme var. Ama burada 20 tane ilme kaldı. İkisi anca denk geldi bakın. Şimdi ben buraya 24 sıra haraşo ördüm. Şimdi arkadan hırp diye hepsini keseceğim. Ve sağ döşüm bitmiş olacak. Bakın ben ikisini bir ediyorum. Alıyorum. Ön sıradan değil, arka sıradan kesiyorum. Bu şekilde tamamını kesip bitireceğim. Evet arkadaşlar, ben kestim bakın. Bitirdim. Şimdi sol döşümüzü, sol parçamızı çalışacağım Allah izin verirse. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen 3 tane ilme atıyorum bakın. Bu 3 ilmeği üç tane ilme oldu. Bu üç ilmeği bir bir arttıracağım ilk. Şimdi ben bir sıra gidiyorum bu şekilde. Evet. Bu üç ilmeği ördükten sonra birinci ilmeği örüyorum. Hemen bir tane arttırıyorum. Bir tane daha arttırayım. Hep sağ taraftan arttırıyorum. Bakın. Arttırıyorum. Örüp gidiyorum. Döndüğüm anda bir tane ilme örüyorum. Bu ilmenin yanına bir tane arttırıyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda ben 26 tane ilmeği tamamladım. Ve 5 ilme sağdan, 5 ilme soldan 10 tane ilme arttıracağım. Ben 4 tane ilmeği arttırıyorum bakın. 3 4 5. ilmeği şuradan, şurada bir boşluk oluşuyor benim örgüden mi oluyor bilemiyorum. Onun için ben oradan tamamlıyorum. 5. ilmeği 1 2 3 4 Şurada bir boşluk oluşuyor bakın. 1 2 3 4 Bir de şuradan alttan alıyorum. Tam 5 tane ilmem oldu bakın. 2 4 5 Şimdi ben 5 de diğer sol taraftan arttıracağım şimdi. 1 2
3, 4. Dediğim gibi bir tane de köşeden arttıracağım, 5 olacak. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Şimdi burası arka yüzü. Bakın örüyorum. Ha. Olduğu gibi haroş örüp gidiyorum orada. Evet. Şimdi ben burada şu modelimi kuracağım. Hem şurayı kuracağım. Hem de şu modeli kuracağım. Bakın. Modelimi şurası ön bandım oluyor. Şurası da koltuk kısmı. Tam tersini yapacağım şimdi. Ben koltuk kısmından başlayacağım. Bakın sağdan sola doğru geleceğim. 11 ilme haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ilme. 11 tane ilme vardı şurada. Aynı şekilde 11 tane ilme örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Bakın 3 düz, 2 tane ters. Tekrar 3 tane düz. 1, 2, 3. 3 tane düz, 2 tane ters haroşa. Tekrar 3 tane düz. 1, 2, 3, 6 tane haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 haroşadan sonra tekrar bir tane daha haroşa. 2, 4, 5 tane de kenar ilmeğim olacak. Evet. Arka yüzden sadece şu 5 ilmeden sonra 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeği Selanik yapıyorum bakın. Diğeri tamamen arka yüzde hep haroşa olarak örülüp gidiliyor. Ben bu döşe ilik evleri açacağım. Ben 3 sıradan sonra 4. sıramda ilik evi açacağım ve o her 10 sırada bir ilik evi açacağım. 4 tane düğmem olsun istiyorum. Evet. Şimdi yine ön yüzdeyim. Bakın. Evet arkadaşlar. Arkadan ördüm geldim. Şimdi modelimi kuruyorum. Bakın modelimin tabanını kurmuştum. Şimdi model uygulamamı yapıyorum. 3 tane ilmeği topladım. Bu 3 ilmenin içinden tekrar 3 tane ilme çıkartıyorum. Bak. 1, 2 tersim var örüyorum. Bakın. 1, 2, 3. 3 ilmenin içinden bir tane çıkartıyorum. Şişimin başına atıyorum. Bir tane daha çıkartıyorum. Bakın 3 tane ilmem oldu. Aynı şekilde tekrar 2 haroşa. Tekrar 3 ilmenin iç topluyorum 3 ilmeği. Bir tane ilme çıkartıyorum, başına atıyorum. Tekrar bir ilme daha çıkartıyorum. Ve modelim bu şekilde oluyor. Şimdi bu sırada ben bakın 1, 2, 3 şununla birlikte
4 oldu. Dönüşte bakın 1 2 ilmeği örüyorum. Başına atıyorum. İkisini bir alıyorum. Bir tane daha örüyorum. Bakın 2 ilmeği burada var, 2 ilmeği burada var. Şuraya da attım. Bir tane ilik yavaştım. Selaneğimizi yapıyorum. Arkadan tamamen haraşo örüp gidiyorum. Evet arkadaşlar. Modelimi bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın bu 3 tane ilmeği birden topluyorum. İçinden bir tane ilmeği çıkartıyorum. Başına atıyorum. Tekrar bir tane daha çıkartıyorum. Toplamda 3 tane ilmeği çıkartıyorum. Bakın 3'ünü bir kesiyorum. 3'ünü içinden tekrar geri çıkartıyorum. 1 2 tane haraşom var. Bu işlemi 4 sırada bir yapıyorum. Yani 2 defa gidip geliyorum. 5. sırada kesme işlemini yapıyorum. Bak. 42 sıra bu şekilde öreceğim. Her 10 sırada bir ilik eve açacağım. 4 tane iliğim olacak. İnşallah Allah izin verirse. 43. sırada koltuk kesimi yapacağım. Bakın. Evet. Evet arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.